Evet, bugün riskli bir videoyla karşınızdayım. Bugün vegan mum yapacağım. Ben de ilk defa yapacağım tabii ki. Şimdi en önemli malzememiz burada ayçiçek parafini. Soya parafini de kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek parafini buldum. Hemen aşağıya linkini bırakırım. Oradan da alabilirsiniz. Bu 1 kiloluk kendisi. Şimdi vegan mumları diğer mumlardan ayıran şey ne derseniz tabii ki de hayvan sömürüsü. Aman işte ben bunu kullanalım, bilmem ne kullanalım, aman arılar umurumuzda mı, onlardan alalım, bunlardan alalım gibi değil. Bu gayet bitkisel bazlı. Siz de bunlardan kullanabilirsiniz. Ne olacak yani, internetten al geç. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim. Burada kokusu için 2 tane uçucu yağım var. Bunları Arifoğlu'ndan aldım ben. Şimdi bak, ilk önce Arifoğlu'na gittim. Ne dedim biliyor musunuz? En güzel hangisi dedim orada çalışana. O da bunu gösterdi. Gerçekten çok güzel kokuyor. Tam bunu aldım, çıkıyorken limon gözüme çarptı. Dedim ben limonu almazsam içimde kalır. O yüzden limonu da aldım. Yanlış hatırlamıyorsam bunların fiyatları, bunun 26, bunun 20 idi galiba. Ha, bu arada bunun da fiyatını hemen ekrana veririm. 40'larda bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Kargo dahil fiyatını yazarım. Kargo dahil olmayan safi fiyatını da yazarım. Yani belki bulunduğunuz ile göre kargo fiyatı da değişebilir. Hiçbir fikrim yok. Bunu ayrıca salı günü almıştım. Geçen hafta cuma günü elime geldi. Öyle haberiniz olsun. Burada da yine bunu aldığım sitede olabilir bunlar da. Ben gayet kemer altından aldım. Şöyle içinde zibilyon tane olan şu mum aparatlarından dibine koyacağız. Bunun zeminine koyacağız. Şunları zaten gösteririm sonra. Burada da 2 tane ipim var. Ben 2 tane aldım. Zaten az yapacağım. Şöyle ip işte yani. Kaç, 1 metrelik mi bu? Kaç santimlik bilmiyorum işte. Bunlar yeter zaten. 2 tane de bundan aldım. Yüksek ihtimalle ama mum malzemeleri satan yerlerde ondan da olur. Bunları nereden aldım? Bunları da kemer altından aldım. Ne kadar aldım hemen söyleyeyim. 6,5 TL'ye aldım. Geçen gün Forbes'te gittim. Bir baktım aynısı, bak birebir aynısı 6,99 muydu? 6,90 mıydı? Neydi? Arasında 40 kuruş, 50 kuruş fark var. Bunu kemer altında alelade bir yerden aldım ya, bir mağazadan aldım. İsmini falan hiç bilmiyorum. O kızlar aslında o taraflardaydı. Bakarsanız siz de bir gezin. Bakın öyle direkt almayın. Veya fark etmez, herhangi bir evinizde kullanmadığınız kavanoza da olur. Ben şeyi sevmiyorum. Hani mumu kullandıktan sonra böyle siyah izi kalıyor ya o şeyin. Şunun. O görüntüsü bence çok kötü. O yüzden böyle kapaklı şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Siz istediğiniz kavanozunuzu kullanmadığınız, işte daha önceden turşu kavanozu muydu artık, böyle ezme, ha kahvaltılık ezme kavanoz olabilir, bak onlardan güzel olabilir, veya tofu kavanozu falan da olabilir, onları yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu kullanacağım. Bu arada da ölçü zımbırtım var, cam bu, Paşa Bahçe'nin. Bunu evim için almıştım, ilerideki böyle dolabımda duruyordu. Dedim hadi bu tarif için kullanayım. Şok marketten almıştım. Hala var mı bilmiyorum. Varsa alın. Bence çok güzel ya. Çok tatlı. Burada böyle emeller falan var. Emel yalnız yine. Burada da oz değerleri falan var. Böyle değişikli güzel camdan bir şey yani, sağlam. Ben bilerek 1 kiloluk aldım. Çünkü başka bir tarif için de kullanacağım parafini. Şimdi söylemek istemiyorum. Çünkü gizli bir tarif. Şöyle hemen. Oy. Yaklaşık bu kadar. Eriteyim işte. Yanlardan da dökülüyor da. Bu toz halindeymiş. Yeter bu kadar. Fazla bile koydum da. Neyse. Şimdi bunu eriteceğiz bir güzel. Bunu da ben bir sileyim. Ay. Şimdiden etraf dağıldı. Ay, ben bunu kaşıkla koyacaktım. Güya içine buraya kaşık getirdim. Neyse. Biraz karıştırayım da şöyle. O kıtırlıkları gitsin. Bütünleşmiş bazıları. Bir de birazını içine atacağım.
Çok değil mi bu ya? Gereksiz fazla yapacağız şimdi, dur. Videonun başından batırdım. Yeter herhalde ya, şu parçaları da alayım. Şimdi hemen bunu benmar usulünde eritelim. Ama tabii ki de geçen videodaki gibi benmar usulünde eritemeyeceğim. Çünkü bildiğiniz, yani bu kubu nasıl eritebilirim ki? Kettle'dan su kaynattım. Tencerenin içine koydum. Şimdi hemen tencere yakma seremonisi, pardon, ocak yakma seremonisi. Ocağımı açtım yine tek tıkla. Ağzım için şey doldu. Gaz şöyle kaynar suyun içine bırakıyorum. Bu işte ayçiçek parfümümüz eriyecek inşallah. Ayçiçek parfümümüz bir yandan erirken bir yandan da şu ipleri falan hazırlamak istiyorum. Şöyle ikiye böleyim. Burada zımbırtılarım var. Karga burunlu, aslında bunu sıktırabilirsiniz de, benim işte karga burun yok evde. Araç gereç bir yandan da şey bakıyorum. Buna. Buna ne oluyorsa garipten sesler çıkıyor. Şöyle. Takıyoruz, tamam mı? Bunun içine geçiriyoruz. Makasın arkasıyla. Bir dakika. Şuna bakıp geliyorum. He, öyle kaynıyor diye ses çıkartıyormuş. Çıkartsın ya. Ben de korktum. Şimdi hemen makasın arkasıyla şöyle sıktırıyorum. Hı. Ama olmadı. Tabii ki de. Niye olmadı? Neyse, olabildiğince sıktırttım. Şöyle bardağın içine koyuyorum. Şöyle şuradan da keseceğim. Tamam, birincisi hazır. Şeyden de, tencereden de sesler geliyor. Sıktırtmaya çalışıyorum. İçine atayım. Şuradan da keseyim. Bunu da alayım. Yine taktım. Sıkıştırıyorum yuvarlağını da kolay kolay çıkmasın diye. Yani olabildiğince, elimden geldiğince. Herhalde sıkıştırılıyordur diye düşünüyorum inşallah. Öyledir yani, şu an yanlış bir şey yapmıyorumdur. Sallıyorum, hiç izlemedim şey tariflerini. Neyse, olduğu kadar işte böyle bir şeyler yaptım. Sallamasyon. Şimdi hemen parafinimize bakalım erimiş mi? Parafinimiz eridi. Ama şu an gösteremiyorum çünkü ekran buhar oldu. Ama eridi. Şimdi göstereceğim size zaten birazdan. Böyle de göstermek istedim. Buhar çıkıyor ya. Neyse, kameram bozulacak, kapatıyorum. Ocaktan getirdik bakalım parafini. Nasıl olacak? Şimdi. Ay, heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Dur. Ay, ötekisinin şeyi nerede? Şu muydu? Şimdi ilk başta şunları batıralım değil mi içine? Batırıp şöyle zeminine yapıştırtıyorum. Tamamdır. Bunu da içine atıyorum. Hatta daha uzunlamasını yapayım. Dibinde kaldı. Nasıl çıkartacağım? Dur, kaşıkla çıkartayım. Ay, dibinde kaldı. Hiç beceremiyorum ben bunu ya. Hiç beceremiyorum. Burada yapıştı. Dur, çıkart. At. Aa, taktiği buldum. Ben şimdi anladım. Bak şimdi. İlk önce bunu içine batırın, tamam. Ondan sonra bunu buna yapıştırın. Buradan. Tamam, ben taktiği anladım ya. Aa, gene altta kaldı. Aman. Kaşıkla gene alayım, dur.
Öğreneceğim. Bir dakika. Bu deneme videosudur. Lütfen bana şey yapmayınız. Bir dakika. Düşsem bakayım. El becerim temsili. Tamam ya, bu biraz soğusun. Öyle içini açacağım gene. Veya şöyle. Dur. Kaşıktan aldığım mumu. Başaracağım. Bir dakika. Oldu. Vallahi oldu. İlk denemede başarılı oldum. Ama bunu sabitlemem lazım. Şöyle. Nasıl yapacağım? Yamuk duruyor. Şöyle olması lazım. Vallahi yaptım. Sağ ol Stabilo. Ay, ay yok olmadı. Ağlayacağım ama yapacağım. Şöyle parmaklarımla. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Gerçekten yaptım. Bunu hemen içine dökeceğim. Bunları unuttum. Bu aşırı güzel kokuyor. Sabunlu gibi, böyle çiçek kokusu gibi harika bir kokusu var. Dur ya, yakınlaştırayım size. Neden uzağa gittiniz ki? Hemen bunu açıyorum. Vallahi kaç damla bilmiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aktı. Bol aromalı. Hemen şöyle kaşımla da karıştırayım. Oh, mis gibi oldu. Hemen ilk mumumuzu dökelim. Şöyle. Ha, görebiliyor musunuz? Dur. Hemen geri çekiyorum. Siz de görün. Bu ana tanıklık edin. Bu kadar yeter herhalde. Çünkü kapağı falan da var. Aynen, bu kadar yeter. Tamam. İlk mumumuz hazır. Bunu şöyle. Ay, oynatmayacağım. Korktum. Hemen diğerlerine geçelim. Gerçi bir tane daha yetecek kadar var sadece galiba. O yüzden ikincisini yapıyoruz. Aa, bu olmuş. Bu olmuş. Bu olmuş. Bu olmuş. O zaman iki tane yapıyoruz. Zaten iki tane yetecek kadar oldu galiba. Çünkü yani toz katı halde olduğu için sıvıya geçerken daha az hacme dönüşüyor. O yüzden öyle oldu. Şimdi hemen sevmediğim kalemlerimden birini seçmem lazım. Biri Green Lantern'li, biri Flash'lı, biri de Zebra Sarasa'nın iki tane olan kaleminden biri. Green Lantern'in filmi çok kötü olduğu için Green Lantern seçiyorum. Zaten Stabilo tek benim kurşun kalemimde, yani mekanik olmayan. Değerli uçlu kalemde. Uçlu kalemlerim çok değerlidir. Kullanmak istemem öyle her yerde. O yüzden AliExpress'ten aldığım Green Lantern'li kalem şeye gitti. Kim burada gitti? Hemen limon yağımı çıkartıyorum. En zor kısmı bu işte sabitleme kısmıydı. Ben bu konuda çok acemi olduğumdan, ilk defa denediğimden böyle bir şeyle karşılaştım. Hemen limoncuğumu da damlatıyorum içine. Ondan da şöyle bir 6-7 damla damlattım ekstradan. Onu da bir karıştıralım. Limonla anemon karışsın. Bu beceriksizliğimden yaptığım mumları da siz de görmüş oldunuz. Daha ucuz oluyor. Bu arada ben mumu çok severim. Aşırı severim. Eskiden çok satın alırdım mum. Gençliğimde. Şimdi o kadar değilim. Bırakmıştım hatta. Şimdi kendi mumlarımı yapacağım. Neyse, karışmasın.
Ay, kaleme de döktüm. İki tane mumum hazır. Siz de böyle malzemeleri satın alıp evde kendiniz yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirmiş olursunuz. Şimdi bunlar donsun. Bakalım nasıl olacaklar. Donunca zaten üstlerini falan keseceğiz. Bakalım kokuları nasıl olacak? Kokularını çok merak ediyorum. Ben bayağı hoyrat bir şekilde yağ damlattım ama ağzıma geldi. Çok mu geldi? Hiç bilerek videolara hiç bakmadım biliyor musunuz? Nasıl olacak, nasıl edecek falan diye. Hiç yapmadım. Kendim tecrübe etmek istedim. Ağzım çok mu olacak diye. Ama nasıl yaptım? İplerine çok korkuyordum. Bu videodan aşırı korkuyordum. Ama dedim ki bir cesaret, bir an başla. Tamam. Korkuyorsun. Ve başla. Ve başladım. Ve ta 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 ta. İki tane mis gibi mumum var. Şimdi hemen bunun soğumasını beklerim. Artık kaç saatte soğur? Bilmiyorum. Ama vegan mumlarım var. Bu arada vegan mumlar aslında satılıyor. Instagram'da gördüm. Çok pahalıydı. Ondan sonra hatta D&R'a gitmiştim. Instagram'da paylaşmıştım. Belki de onun vloglarının arasında koyarım o görüntüleri. D&R'da da satılıyor vegan mum. Ama onun şeyde parfümü de aşırı yoğundu. O yüzden kokuları hiç beğenemedim. Çok bir ağır kokulardı. Birkaç tane kötü his vardı ama genel olarak beğenmedim. Sonra Rossmann'da bir marka satıyormuş diye duydum. Bir mum markası varmış ama onu görmedim. Rossmann'lara gittim baktım bulamadım. Bilmiyorum. Sonra Ikea'nın bazı mumları vegan olabilir diyorlar. Ondan da emin değilim. O yüzden kendim yapmak istedim. Böyle bu şekilde. Ay. Yaklaşık 45 dakika geçti ve mumlarımız soğudu. Şimdi hemen şöyle kalemleri çıkartıyorum. Kıvır kıvır oldu. Şu uçlarını kesiyorum ve atıyorum. Mumlarımız hazır. Şimdi hemen şöyle isterseniz kapaklarını kapatabiliyorsunuz. Ama ben öncesinde şöyle bir fotoğraf patlatacağım. Kapak fotoğrafı için. Şöyle yan yatırıp da. Ah! Kapanıyor. Tam var ya. Milimetrik ayarlamışım yanlışlıkla. Görüyorsunuz değil mi mumları? Şöyle kıvırtıyorum. Hemen kıvırtmanı içeri kaldırıyorum böyle. Böyle yakacağız şimdi birazdan. Aa, bakayım kokularına. Oo. Güzel kokuyor. Ama daha fazla da ekleyebilirmişim aslında. Az gelmiş bir yandan da. Ama bir yandan da iyi olmuş. Çünkü ben böyle fazla aroma, fazla koku sevmiyorum mumda. Bu iyi. Az. İyi bir seviye. Hoşuma gitti. Hemen dayanamıyorum. Ocak çakmağıyla yakıyorum. Şunu da ekleyeyim hemen. Yanmadı. Yanar mısın? Ay! Canım mumlarım artık hazır. Böyle güzel aromalar yayacaklar şimdi etrafa. Mumları seviyorum. Romantikli ortam. Gerçi ne kadar hem odanın ışığı hem softbox'ın ışığı olsa da böyle güzel bir şey. Siz böyle kavanozlarca yapın yapın böyle. Evinizin her tarafına döşeyin mumları. Ucuz ucuz. Yakın. Oh mis. Şu an çok mutlu oldum. Çok güzel bir video oldu ya. Kendimi de açtım. Korkularımı yendim ayrıca bu videoda. Güzel oldu. Korkuyordum. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bilerek evde tek başına denedim. Anneme falan yardım olmadan yaptım. Zorluklarla karşılaştım ama üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Bir dahaki sefere mum yaptığım zaman daha tecrübeli olacağım bu konu hakkında. Böyle yapa yapa öğrendim. Güzel oldu. Dur. Şimdi söndüreyim. Kokularına bakalım. 3-2-1 değil mi? 3-2-1. Ay. İpin kendisi kokuyor. Oo.
Güzel kokuyor ya. Cidden güzel. Mumun kendi kokusu cidden çok iyi. Hem de hafif. Bak şimdi. Şimdi buraları siyah siyah oldu ya. Ben bu durumu hiç sevmiyorum. Şimdi hemen şöyle mesela kapatıyorsun. Oh mis. O kötü siyah yerleri gözükmüyor. Erimiş yerleri hiç gözükmüyor. Çok da başarılı oluyor. Dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz mumları. Böyle de işte elektrikler kesildiğinde, bir şeyler olduğunda veya romantik bir ortam tek başına geçirmek istediğinizde bunu yapabilirsiniz. Neyse, yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Kapatıyorum.